1999, Yalova Çınarcık Vakası. Yalova depreminden sonra Hürriyet Gazetesi'nin gazetecileri depremin izlerini silmekte olan Yalova Çınarcık'a haber yapmak üzere kampa gider. Birazdan dinleyeceğiniz hikaye, gazete ekibinden Mesut Türkçen'in ve bir grup arkadaşının başından geçen olayları konu alacaktır. Hikaye, Mesut Türkçen tarafından yazılmıştır. Kamera kayıtları ise benim tarafımca sizlere betimlenecektir. Kamera kayıtları gazete arşivindedir. Alınmasına müsaade edilmemiştir. Mesut Türkçen'in izniyle yazılacak olan bu dosyada Yalova depreminin izlerinden de söz edileceği için etkilenecek ve belki kaybettiği yakınlarını aklına getirip sıkıntı içine girebilecek kişilerin dinlememesini rica ediyorum. 10 Ağustos 2000. Gazete ekibi olarak Yalova Çınarcık depreminin 1. yıl dönümüyle ilgili bir inceleme dosyası hazırlamak için yola çıktık. Haber ekibimizden benim dışımda şefimiz Bahri abi, yardımcı kameramanım Orhan ve asistanımız Neslihan Hanım vardı. Gazetenin bize tesis ettiği Renault Broadway ile bayağı zorlu bir yolculuk çekiyorduk. Nihayetinde Yalova'ya varmıştık. Şehrin büyük bir kısmında hala enkazlar, tamamlanmamış inşaatlar, çok sayıda hasarlı araç vardı. Adeta terk edilmiş bir şehir izlenimi veriyordu. Şehrin merkezinde halen daha Kızılay'ın kan arabası duruyordu ve sürekli yardım tırları geliyordu. Gazetenin bize tesis ettiği otele gittiğimizde saat öğleden sonra 5'ti. Haber eşyalarımızı, kişisel eşyalarımızı odalara çıkardık. Akşam yemeğine kadar herkes yatağına çekilip uyumuştu. Otel bomboştu. Bizim dışımızda kalan 4-5 kişi vardı ya da yoktu. Akşam yemeği saati gelmişti. Koridora çıkıp giriş kattaki yemek bölümüne gidiyordum. Bomboş olan koridorlarda yürürken bile bir ses duydum. Yardım sesi gibiydi. Bir kadına aitti sanki. Kurtarın diye bağırıyordu. Bağırıyordu ama ben bu bağırışı bir fısıltıymış gibi duymuştum. Kafamı arkama çevirdim. Kimseler yoktu. Koridor bomboştu. Yemek için girişe indim hızlı hızlı. Deprem psikolojisi üstüme çökmüştü. Bahri abi, Orhan ve Neslihan gayet keyifli duruyorlardı. Birkaç gün kendimize ayırıp sonraki günlerde halk ile röportaj yapacağımızı, depremde kurtulan kişileriyle konuşacağımızı söyledi. Çok zorlayıcı bir iş değildi. He, bu arada bir iş daha var. Hokkabazlık, dedi gülerek. Hayırdır Bahri abi, ne hokkabazlığı dedim. Ya, bu deprem anında insanlar ateş renginde ışıkların havada dolaştığını, gecenin sanki aydınlandığını, mezarlıktan ruhların kalkıp göç ettiğini falan söylüyorlar. O olayı da araştırın dediler. Ama böyle saçmalıklara zaman mı ayıracağız dedi. O dönem hatırlayanlar bilecektir. Pek çok şehirde mezarlıklardan ruhların kalkıp göç ettiği söylenir. Hatta Bursa Ulu Cami'deki evliya ruhların deprem saatinden önce sokaklarda davul çaldığı ve halkı uyandırdığı rivayet edilir. Akşam yemeğimizi yedikten sonra odalarımıza çekildik. Odalar modern sayılacak tarzıydı. O dönemin teknolojisi için televizyonlu odalar lüks sayılıyordu. Gazete herkese ayrı oda vermişti. Ben o gece erkenden yatağa çekildim. Televizyonlarda hep Yalova'daki depremin 1. yılının olacağı ile ilgili programlar yapılıyordu. İzleyip fikir sahibi oluyordu. Yatıp dinleniyorken kapı çaldı. Kapıyı çalan Bahri abiydi. Sahile gidiyoruz aslanım. Gel istersen sen de dedi. Otel odasında durmak sıkıcıydı. Bekle abi hazırlanıyorum dedim ve yanlarına gittim. Kameramı da alıp küçük bir kayıt yapmak istiyordum. Otelden çıkıp taksiyle sahile gittik. Yalova'nın sahili taşlık ve kayalıktır. Kayalıklarda oturup denizi izliyorum. Neslihan ve Orhan yarının programını yapıyorlardı. Ben de Bahri abiye sanki Yalova'nın bir mezar şehri olduğunu söylemiştim. Güldü. Sahilde otururken 5-10 dakika yalnız yürüyüşe çıktım. Kayaların oradan geçerken birden yine o sesi duymuştum. Yine, kurtarın diye bağırıyordu birisi. Kayaların altından geliyordu ses. Kameranın ışığını açıp etrafa baktım. Kimse yoktu. Ses seda gelmiyordu bir yerde. Kameranın ışığını gören Bahri abi, hayırdır Mesut, bir durum mu oldu dedi. Birisi yardım edin diye bağırdı abi. Bugün ikinci sefer oluyor bu ses dedim. Sahiden kalkıp apar topar yanıma geldiler. Sağa sola bakıyorlardı. Ama bana pek inanmış gibi değiller. Seni etkiledi herhalde bu deprem muhabbeti. İstiyorsan seni yollayalım. Yerine başka birisi gelsin. Sen de kafanı dinlersin aslanım dedi. Yok abi yok. Büyütülecek bir şey değil dedim. Ama korkmuştum.
Çünkü tıpatıp tanıdığım bir sesti. Aslında sanki o sesi otelden de önce biliyor gibiydim. Sanki o sesi daha önceden çok kez duymuştum. O gece pek fazla bir şey yapamadan otele geri döndük. Otele geldiğimizde kamera kayıtlarını açtım. Pek sıra dışı bir şey yok gibiydi. Ancak bir uğultu vardı. Bizim ekipten birilerinin sesi olamazdı. Çünkü onlardan uzaktık. Bölgede kuş, vahşi hayvan falan da yoktu. Ama yüksek bir uğultu sesi geliyordu. Ve bu ses net bir şekilde hissediliyordu. Acaba rüzgardan mı diye düşünmüş olsam da bu sesin pek rüzgar sesine benzemediğinin farkındaydım. Küçük detaylara takılan bir insandım ve bunlar beni iyi bir gazeteci yapmıştı. O gece güzel bir uyku çekip iyice dinlendim. Uyandığımda saat 6-7 gibiydi. Kahvaltı saat 8'de başlıyordu. Ben de kahvaltıya inmeden tekrar kamera kaydını tekrar inceleyeyim dedim. Ama hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Kamera dün gece ilginç bir şekilde dün geceden iki poz yakalamıştı. Yani o sahip. Sadece iki tane ağacın fotoğrafı vardı. Yanlışlıkla çekilmiş gibi durmuyordu. Üstelik dün gece baktığımda da yoktu. Acaba uyku sersemi fark etmedim mi diye düşündüm. Ama dediğim gibi detaylara takılan birisiydim. Ve yanlışlıkla veya bilerek böyle bir resim çekmediğimden emindim. Ağaçların fotoğraflarına baktım. Sıradan ağaçlardı. Herhangi bir özellikleri yok gibiydi. Daha sonra üstüne kafa yorulacak bir şey olmadığını düşünüp fotoğrafları sildim. Videoyu da silecektim ama açıkçası işime yarayacağını düşünüp silmekten vazgeçmiştim. Saat yavaş yavaş 8'e geliyordu. Odadan çıkıp koridora yürüyordum. Yine çok sessizdi ve ürkmemek elde değildi. Neyse ki koridorun karşı ucunda Orhan'ın çıktığını gördüm. Bu gerginlikle orada yürümek işkence gibiydi. Orhan'la konuşa konuşa inmek zor gelmeyecekti. Birlikte bu sefer asansöre atladık. Dün gece değişik bir kabus gördüğünü söyledi. Kabusunda tanımadığı bir evin tanımadığı bir odasında olduğunu ve televizyonda Bahri abi benim ve Neslihan'ın ölüm haberini görüp ağlamaya başladığını, sinir krizi geçirdiğini anlattı. Açıkçası korkunç bir rüya olduğu belliydi. Bunları gülerek anlatıyordu. Belli etmemeye çalışsa da Orhan'ın da korktuğunu seziyordu. Bundan bir yıl önce onlarca insan öldü bu şehirde, sokaklarda. Doğaldır, bilinçaltımıza işlemesi dedi. Gülüştük ve kahvaltı sofrasına oturduk. Bahri abi ve Neslihan bizden önce geçip oturmuşlardı bile. Çok işimiz vardı, çok. Hızlı hızlı yiyin yemeğinizi. Orhan, sen fotoğraf makinesini alıp sağı solu fotoğrafla. Neslihan, sen halktan 2-3 röportaj al. Mesut, sen de al kameranı, bir de mikrofon ayarla, akşam ajansa haber kasetini yolla dedi. Yoğun ve tempolu bir gün olacağı belliydi. Sokağa çıktık. Dört bir yandan işi halletmeye çalışıyorduk. Ve neticesinde 7-8 saatlik mesainin sonunda haberleri ve röportajları hazırladık. Halk korkuyordu. Çoğu deprem hakkında konuşmak istemiyordu. Zar zor ağızlarından laf alıyordu. Gerekli şeyleri toparladıktan sonra otelde buluştuk. Neslihan montajı ve ajansa kargolama işini yaptıktan sonra yanımıza geldi. Bahri abi, kanaldan aradılar. Bu koca dere köyünde halk depremde bazı şeyler gördüklerini, sarı ışıklar geçtiğini, sokakta yıllar önce ölen insanların yürüdüğünü falan görmüş. Orayı da çekmemizi istemişler dedi. Bahri abi yine ters dedi. Bunları ayıracak zamanımız yok. Milletin acısı varken hokkabazlarla mı konuşacağız dedi. İznin olursa ben bu işi yapmak istiyorum abi dedi. Bahri abi başta istemese de sonucunda ikna etti. Çınarcık'taki çekimler bittikten sonra Kocadere'de bir çekim yapılacaktı. Bahri abi merkeze dönecek, köydeki işleri Orhan ve Nesin'in ile beraber halledecekti. Akşam yemeği yendikten sonra dün geceki sahile doğru tekrar yürümeye başladık. Hava serin gibiydi. Rüzgar yoktu ama tatlı bir soğukluk vardı. Birlikte sahile gidip kumlara oturmuştuk. Planladığımızdan daha erken bitmişti işte. Kalan iki günü tatil yapmak için kullanacaktık. Bizim ekip kayalıklara yürüyordu. Ben de deniz kıyısına oturmuştum. Deniz kıyısında otururken tepedeki uçurumda yaşlı bir kadının denize doğru dua ettiğini gördüm. Garip bir görüntü gibiydi. Haber değeri taşıyan bir fotoğraftı. Kamerayı çıkarıp fotoğrafını çekmeye çalıştım. Ama nasıl oldu? Nasıl farkına vardıysa beni görüp hızlıca oradan uzaklaştı. Çok hızlı bir şekilde gitmişti ve giderken en ufak bir şey söylememişti. Fotoğrafa baktığımda orada yoktu. Yakalayamamıştım. Bahri abi yanıma geldi. Olanları anlattı. Doğaldır Mesut. Bu denizde kaç tane sahipsize cenaze var düşünebiliyor musun? Buraya gelip dua ederler. Çiçek atarlar. Doğal dedi. Doğru söylüyordu.
Burada olan şeylere şaşırmamam gerekirdi. O gece otele geri dönmüştük. Herkes yeni odasına çekilmişti. Ben önceki geceki kaydı tekrar izledim. Kayadaki bir yazı dikkatimi çekti. Bu dili başta Arapça sanmış olsam da dilin aslında Urduca olduğunu öğrendim. Kamera kaydını durdurup yazıyı temiz bir kağıda geçtim. Çapraz odamdaki Bahri abinin yanına gidip burada ne yazdığını sordum. Burada yazanın bir sayı olduğunu söyledi. Ne yazıyor peki abi dedim. 1999 dedi. Bu depremin tarihiydi. Ben şaşırmıştım ama Bahri abi şaşırmamıştı. Hatta kamera kaydını izlememişti bile. Bunlar doğal şeyler oğlum. Geçen sene kazımış işte birisi dedi. Bu hali bana biraz yapmacık geliyordu. Bir farklılık olduğu herkesin kabulüydü ama kimse bunu anlatamıyordu. Kağıttaki yazıya baka baka uyudum. Uyandığımda yine sabaha karşıydı. Uyanmama çalan telefon sebep olmuştu. Daha önce kapının da çaldığını hissetmiştim ama uykumdan kalkmamıştım. Telefondaki Bahri abiydi. Hemen gel aşağı, çabuk ol dedi. Hızlı hızlı indim ben. Koridorda polisler vardı. Kapının önünde emniyet şeridi çekilmişti. Bahri abi ve Neslihan beni aşağıda bekliyorlardı. Neslihan'ın ağladığını görüyordum. Hayırdır Bahri abi dedim. Orhan dedi. Dün gece intihara kalkışmış. Başta şaka yapıyorlar sanmıştım. Saçmalama abi, nasıl olur dedi. Sonuçta dün gece şakalar yapan, sürekli güler yüzlü olan bir adamdı. Yaşama sevinci doluydu. Neden intihar edebilirdi ki? Bilmiyoruz. Resepsiyonu arayıp ambulans çağırmalarını istemiş. Kan kaybı çok. Götürüyorlar şimdi hastaneye dedi. Bileklerinden bir tanesine fazla derin olmayan, sızıntılı bir kesik attığını ve banyoda öyle yattığını öğrendik. Bahri abi de dönmemişti. Orhan'ın bu yaptığı şey dönüşümüzü geciktirmişti. Polis inceleme yaptıktan sonra ifademizi aldı. Bu ifadeler halen emniyette bulunuyor. Daha sonra hastaneye Orhan'ın yanına gittik. Doktorlar bileğine küçük bir dikiş attıklarını, parçalanan kılcal damarları yüzünden 2 gün kontrol için hastanede tutacaklarını söylemişti. Görüşmek için içeriye girdiğimizde Orhan'ı ilk kez böyle görmüştü. Yüzü bembeyazdı. Dudakları morarmıştı ve yüzünde de morluk ve kızarıklar vardı. Üçümüz de içerideydik ama o sadece bana bakıyordu. Uzun, uzun sorular sordu. Cevap vermedi. Daha sonra benim elimi tuttu. Bahri abi ve Neslihan'a siz çıkın der gibi hareket yaptı. Konuşmuyordu. Ya da konuşamıyordu. Bilmiyorum. Ben sormaya başladım. Bunu sen kendin mi yaptın yoksa birisi mi yaptı dedi. Evet der gibi kafasını salladı. Bu Bahri ya da bu Neslihan mıydı diye sordu. Hayır der gibi salladı. Peki bunu yapan tanıdığın birisi miydi dedi. Evet dedi ve ağlamaya başladı. Sesi hiç çıkmıyordu. Sessiz sessiz ağlıyordu. Peki bunu neden yaptıklarını biliyor musun diye sordu. Hayır diyerek başını salladı ve sonra beni de kovarmışçasına hareketler yaptı. Hemşire ve doktor daha fazla görüşmememizin gerektiğini söyledi. Zaten kendisi de bizimle görüşmek istemiyor. Orhan'ı orada bırakıp otele geri döndük. Zor bir gün geçiriyordu. Arabada kimse bu olay hakkında konuşmuyordu. Sessizliği Neslihan bozmuştu. Neden böyle bir şey yapsın ki diyordu. O yapmadı dedim. Şaşırmışlardı. Polis intihar ettiğini söylüyor ama dedi. Bilmiyorum. Orhan bana intihar etmediğini söyledi dedi. Onlar da korkmuştu. Onlar cinayetten, ben ise daha farklı şeylerden şüpheleniyordum. Otele geldiğimizde Orhan'ın odasındaki inceleme bitmişti. Kapıda ve herhangi bir yerde zorlama görülmüyordu. Pencerelerde de farklı kişiye ait izler yoktu. Her yer yerli yerindeydi aslında. Kameralarda da bir şey yoktu. O sırada Orhan'ın yatağının hemen üstünde bir kağıt parçası vardı. Polisin göremeyeceği kadar aradaydı. İnce bir detay. Kağıdı alıp baktım. Bu yine o yazıydı. 1999 yazıyordu. Ama bunun anlamı depremin tarihi miydi yoksa farklı bir şey miydi bilmiyorum. Oradaki kağıdı alıp odama geçtim. Bahri abi ve Neslihan da dinleniyordu. Bu sayı ile benim kağıdımdaki sayı aynıydı. Orhan ile konuşmam lazımdı. Ama bizi kabul etmiyordu. Akşam yemeğinde bir araya geldiğimizde Bahri abi kanala bu durumu ilettiğini ve Orhan'ın hastaneden çıkınca evine dönmesi gerektiğini söyledi. Biz de ona katıldık. Tek düşündüğümüz onun sağlığıydı. Ve 2 gün sonunda Bahri abi ve Orhan merkeze dönmüştü. Neslihan ve ben Kocadere köyündeki diğer habere gidecektik. Neslihan bana yolda, Bahri abi de bir farklılık yok mu sence dedi. Nasıl yani dedi. Bilmem, bu haberde biraz farklı gibiydi. Sanki o değilmiş gibi dedi. Bilmem, fark etmedim dedim. Neslihan ile aram o kadar iyi değildi. Pek fazla konuşmazdık Neslihan ile. Çınarcık Kocadere minibüslerinin kalktığı otogar benzeri bir yere gittik.
Onun da benim de aklı Orhan'daydı. Neslihan ile Orhan'ın arası çok iyiydi. Orhan ekibin en sevecen insanıydı. Neslihan bana bakıp Orhan'ın intihar ettiğine ihtimal vermiyorum. Bence otelde birisi ona saldırdı dedi. Olabilir ama polisler ikinci bir kişinin izini görmemişler dedi. Yine de ikimiz de inanmıyorduk onun böyle bir şey yapacağını. Zaten kendisi de demişti. Orhan'ın bizimkinden farklı bir yaşantısı vardı. Ailesi zengin insanlardı. Çok sayıda evleri, spor arabaları, bağları, bahçeleri vardı. Ama Orhan onların servetini istemeyip gazetede çalışıyordu. Annesinin babasından gizli yolladığı paraları da Mehmetçik Vakfı'na, LÖSEV'e, Kızılay'a bağışlıyordu. Mesleğini seven, mutlu hayat yaşayan bir insanın bu duruma gelmesi bizi üzüyordu. Minibüse atlayıp Kocadere köyüne doğru yola çıktık. Sahil kenarında düğünlerin, sünnetlerin yapıldığı sevimli bir köy olduğunu anlatmıştı bize minibüs şoförü. Ama 1999 depreminden sonra köydeki hanelerin çoğunun boş olduğunu, mezarlıktaki isimlerin esrarengiz bir şekilde isimlerinin silindiği ve zaman zaman deniz kıyısında kan izlerinin olduğunu iddia ediyordu. Bunlar bile iddiaydı. Tabii ki ama anlattıkları şeyler bizi ürkütmeye yetmişti. Şoför 30'lu yaşlarda genç sayılacak bir adamdı. Peki bu köyde başka ne tür esrarengiz olaylar oldu ve bunları dinleyeceğimiz birisi var mı diye sordum. Vallahi köyle ilgili herkes bir şeyler anlatır. Ama işin aslını astarını Nedim İnce hocamız bilir. Siz gidip onunla bir konuşun. Zaten köye de geldik dedi. Köydeki bütün haneler gözümüzün önündeydi. Çok fazla insan kalmamıştı haliyle. Minibüsten eşyalarımızı, aletlerimizi indirip bir küçük bir çay bahçesine oturduk. Minibüsçü arkadaş sağ olsun köy kahvesine gidip Sayın Nedim İnce'yi çağırdı ve başladık konuşmaya. Sevgili Nedim Bey bizi güler yüzle karşıladı. Öncelikle depremle ilgili geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yalova şehrinin büyük bir maddi ve manevi zarara uğradığını ve bunun izinin yıllarca geçmeyeceğini anlattı. Elbette depremle alakalı üzgünüz ama buraya gelmemizin bir diğer sebebi de köyde ardı arkası kesilmediği iddia edilen esrarengiz olaylar, dedim. Güldü, anlayışla karşıladı. Birçoğu uydurma, birçoğu gerçektir, dedi. Kendilerinin de izni olursa köyde konaklamak istediğimizi, insanlarla röportaj yapmak istediğimizi ve kameraya kaydetmek istediğimizi söyledim. Kamera işine biraz mesafeli yaklaşmıştı. Hane sahiplerinin yüzlerini buzlarsak ve isimlerini sansürlersek buna sıcak bakacağını söyledi. Köy kahvesindeki muhtarlığa gidip kalacağımız yerle ilgili bilgi aldık. Köyde küçük bir misafir evi vardı. Denizi görüyordu. Aslında köydeki en güzel evlerden biriydi. Bu evde kalabileceğimizi, eğer istersek kahvaltı ve akşam yemekleri için köylülerin evine misafir edilebileceklerini söylediler. Gayet iyi ve samimi karşılanmıştık. Ekipmanlarımızı bırakıp eve doğru giderken kahveden bağırış çağrı sesleri geldi. Köylülerin bir kısmı bizim orada olmamızdan duyduğu rahatsızlığı anlatıyordu. Neslihan korkmuş gözüküyordu. Ama Nedim Bey bu konuyu hemen sakinleştirdi. Siz gidip misafir evine yerleşin. Akşam da kameralarınızı alın gelin. Evvela bizim evden başlayalım anlatmaya dedi. Kendisi çok ağırbaşlı ve akıllı bir adamdı. Nerede nasıl müdahale edeceğini biliyordu. Biz Neslihan ile misafir evine doğru yöneldik. Köylüler de sakinleşti. Eve gidip eşyalarımızı iyice yerleştirdik. Kameramı açıp evin içini kayıta alıyordum. O sırada üst kattan Neslihan seslendi. 5 dakika gelir misin? Kamerayı sehpaya bırakıp üst kata çıktım. Sağa sola bakındım ama kimse yoktu. Sesi duyduğum adım gibi emindim. Her yeri didik didik etsem de Neslihan'a dair bir şey görmedim. Evin içinde Neslihan diye seslendim. Ses seda yoktu. Alt kata indim. Bir kez daha seslendim. Yine ses gelmemişti. Kameraya gidip baktım. Çektiğim kısmı geriye sardım ve kontrol ettim. Evet, net bir şekilde Neslihan'ın sesiydi ve bana seslenmişti. Bahçe tarafına çıktığımda Neslihan'ı denize doğru yürürken gördüm. Telefonla aradım. Arkasını döndü, bana bakarak konuşurdu. Neslihan ne ara çıktın oraya dedim. Eve gelir gelmez bir denize gideyim dedim. Kahvede olanlara canım sıkıldı dedi. Üst kata hiç çıktın mı dedim. Hayır, ne oldu dedi. Hiç, vazo falan kırılmış da sen mi kırdın diyecektin diye bir yalan uydurdum. Kamerayı kapatıp tekrar üst kata çıktım. Bir gariplik olduğunu seziyordum. Sanki bu olanlar daha da devam edecekmiş gibiydi. Neslihan dışarıdaydı. Evi daha rahat, daha sakin inceleyebilecektim. Üst katta bir aile resmi vardı. Fotoğraftakileri tanımıyordum. Burası bir misafir eviydi. Ama birilerinin resminin olması biraz şaşırtmıştı beni. Dikkat ettiğim bir diğer nokta ise evde ayna olmamasıydı. Aynalı dolapların üzerinde aynalar sökülmüştü. Camlar perdeliydi ve eve güneş ışığının uzun süredir girmediği her halinden belliydi. İlk etapta gözüme çarpan şeyler bunlardı.
Biraz zaman geçirdikten sonra aşağıya indim. Neslihan kameraları ve miting kalıplarını hazırlamıştı. Nedim Bey'in evine doğru yola çıktık. Bizim kaldığımız ev sahilin ucuydu. Nedim Bey'in evi ise tepenin en üstüydü. Bir müddet yol yürümemiz gerekiyordu. Orhan'dan haber geldi bu arada dedi. Neden daha önce söylemedin? Ne olmuş dedim. Konuşmaya başlamış. Ama bilmediğimiz bir dil konuşuyormuş. Arapça gibi. Bu özelliğini sen biliyor muydun dedi. Hayır. Psikolojisi allak bullak şaşırmadım dedim. Gerçekten de öyle düşünüyordum. Yaşadığı şeyler kolay değildi. Yavaş yavaş eve doğru gelmiştik. Nedim Bey ve ailesi bizi kapıda karşılamıştı. Nedim Bey, eşi, bir kızı, bir de evlatlığı vardı. Hepsini bir odaya topladık. Onlara bu bilgilerin istemedikleri takdirde asla paylaşılmayacağı sözünü verip başladık dinlemeye. Biz sorduk, onlar cevapladı. Kameralarımızı açtık. Neslihan'ın insanlar üzerinde ilişki konusunda daha iyi bir üslubu ve havası vardı. Soruları o soracaktı. Nedim Bey'in evlatlık kızı son derece korkuyla bakıyordu. Açıkçası şehirde o ana kadar gördüğüm en korku dolu gözler onlaydı. Sözü Nedim Bey aldı ve anlatmaya başladı. Deprem günü hava çok kasvetliydi. Normalde 8'de kararan hava o gün 6 sularında kararmış. Tatlı bir lodos esmeye başlamıştı. Bütün köylü o saatte uykudaydı diye tahmin edeceksiniz. Ama ilginç bir şekilde herkes depremden önce uyanmıştı. Lodos'un sesi kulakları sağır edercesine artmıştı. Pencereden dışarı baktığımızda güneş sanki denizden yukarı fırlıyor. Köyün üstüne doğru geliyor gibiydi. Her yer sapsarı olmuştu. Daha sonra pencerelerin camları, sonra aynalar, daha sonra kapılar şiddetle açılıp kapanıyor ve sonucunda kırılıyordu. Ben alt kata inip çocuklarımı kurtarmaya çalıştım. Eşim dışarıya çıktı. Dualar ediyor, tekbirler getiriyordu. Şükür bitmişti. Nedim Bey'e peki depremden sonra daha ilginç bir şeyler olup olmadığını sorduk. Benim başıma gelmedi. Ama ertesi sabah köy mezarlığındaki mezar taşlarının isimler silinmişti. Sanki cenazeler göç etmişti dedi. Kaydı durdurduk. Nedim Bey odadan çıktı. Daha sonra eşi geldi. O da Nedim Bey'le aynı şeyleri söyledi diyebilirim. Farklı olarak o evde yıllar önce rahmetli olan babasının sesini duyduğunu ve uyan kızım, uyan kızım diye ona seslendiğini, akabinde de deprem olduğunu anlattı. Geriye Nedim Bey'in 20'li yaşlarındaki evlatlığı ve 25'li yaşlarında olan kızı kalmıştı. Onlar Nedim Bey ve eşinden daha gizemli duruyordu. Evlatlık olan kızın adı Zehra'ydı. En çok etkilenmiş gibi gözüken oydu. Neslihan'ın yanına gidip, Zehra'cığım şimdi sen anlat bakalım. O günle ilgili neler hatırlıyorsun? Anlatmaya başladı. Bir yandan da gözlerinden tane tane yaşlar damlıyordu. Ben o gecenin sabahında banyoda rahmetli özbabamı gördüğümü hatırlıyorum. Çok korkmuştum. Ben elimi yüzümü yıkarken beni izliyordu. Bu gece öleceğimi, beni çok özlediğini söyledi dedi. Bunları anlatırken daha da şiddetli ağlıyordu. Peki sonra ne oldu diye sorduk. Uyuyordum. Yine onun sesini duydum. Hadi kızım, vakit geldi artık dedi. Daha sonra deprem oldu. Babamın, Nedim Bey'den bahsediyor, sesini duydum. Bizi evden çıkıp dışarıya aldı. Ama ben o günden beri sürekli babamı görüyorum. Sürekli geliyor bana. Git başımdan seni görmek istemiyorum diyorum. Bazen beyaz bir ata binmişken geliyor. Bazen gece üstümü örterken. Neslihan eliyle kaydı durdurmamı istedi. Kız kötü olmuştu. Bu olaylardan etkilendiği belliydi. Ben bunları ilk kez size anlatıyorum. Yardım edin bana diye ağlamaya başladı. Nedim Bey eline aldığı ilacı kızına içirdi. Su ve kolonya ile sakinleştirdiler. Geriye Nedim Bey'in öz kızı Esra kalmıştı. O bu olanlara karşı sürekli tebessüm ediyordu. Ama onda da bir gizemlilik vardı. Ortalık sakinleşmişti. Odada sadece Esra, ben ve Neslihan kalmıştık. Neslihan bu sefer de Esra'yı kameranın karşısına tutturdu. Esracığım, şimdi de sen anlat bakalım neler yaşandı o gün dedi. Ben o gün saat 5'e kadar arkadaşlarımla denizdeydim. Birlikte güzel zaman geçiriyorduk. Daha sonra ne oldu dedim. Ben konuşunca kız biraz daha hızlı anlatmaya başladı. Benden çekinmişlerdi. Daha sonra eve geldi. Hava çok garipti. Yağmur yağacak gibi hissediyordum. Daha sonra lodos çıktı. Bütün gece o kasvetli hava yüzünden uyuyamamıştım. Saat 3'e doğru geliyordu. O sırada pencereme nişanlım gelmişti. Bisikletiyle gelmişti. Süslü püslüydü. Hadi gel de gezelim azıcık. Sabah olmadan bırakacağım eve söz dedi. Kız bunları gülerek tebessümle anlatıyordu. Bu Neslihan'a da yansımıştı. Canım sonra ne oldu peki dedi gülerek. O güler yüzlü kızın yüzü birden sinirli bir hal almıştı. Kaşlarını çatıp gözlerini Neslihan'ın üstüne dikmişti.
Benim nişanlım depremden 5 ay önce öldü dedi. Pencereye gelen her neyse beni öldürmek istiyordu. Hala bizi öldürmek istiyorlar. Durmayın bu köyde dedi. Zehra'nın aksine Esra bunları soğukkanlılıkla anlatıyordu. Kamera kaydını durdurduk. Neslihan sinirlenmişti. Ne diyorsun sen? Gibisinden kıza çıkıştı. Kız yine gülümsüyordu. Tamam Neslihan, bu gecelik bu kadar yeter dedim. Nedim Bey içeri girdi. Kendilerine teşekkür edip evlerinden çıktık. Eve doğru gidiyorduk. Neslihan telefonda Bahri abi aramıştı. Abi bu köyde kimse normal değil. Ortalık şizofrenden geçilmiyor, haberin olsun dedi. Sinirli miydi yoksa bunları komik mi buluyordu bilmiyorum. Neslihan bu konularda benim kadar inançlı değil açıkçası. Bahri abi de ona anlaşılan şakayla karşılık vermişti. Beraber gülüşüyorlardı. Ben konuşmalarına dahil olmadım. Orhan'ın durumunu sordu. Bir farklılık olmadığını duydum. Telefonu kapatmıştı ve biz eve gelmiştik. Ama bir gariplik vardı. Evin üst kat pencereleri kırılmıştı. Birileri taş atmış gibi duruyordu. Çünkü sadece sokak cephesinin camları kırıktı. Telefonla Nedim Bey'i aradım. Sabah taşkını çıkaran köylülerin böyle şeyler yapabileceğini ama istersek onun evinde de kalabileceğimizi söyledi. Olanlardan sonra orada kalmak iyi bir fikir gibi değildi. Yok, biz hallederiz deyip kapattım telefonu. Neslihan sinirliydi. Onu bu kadar sinirli daha önce çok az görmüştüm. Haberimizi yapalım, sonra da gidelim artık şu salak köyden dedi. Merak etmiyor musun hiç? Anlattıkları gerçekse dedim. Saçmalama, böyle şeylere inanma bile dedi. Bir şey demedim. Nerede yatmak istiyorsun sen dedim. Ben alt katta televizyon izleye izleye uyurum. Üst kata sen çık dedi. Kabul ettim. Ortalığı toparlayıp düzenledikten sonra ikimiz de yataklara çekildik. Neslihan televizyonda o meşhur Sine 5'teki saçma macera filmini izliyordu. Ben de üst katta kamera kayıtlarını tekrar tekrar izliyordum. Sıra dışı bir şeyler alıyordum ama bulamamıştım. Daha sonra kamerayı kapatıp uykuya çekildim. Gece evdeki gürültüyle uyandım. Neslihan'ın sesini duydum. Hemen yataktan fırladım ve aşağıya doğru inmek için merdivenlerin oraya gittim. Ama daha sonra duraksadım. Eve ilk geldiğimizde de böyle bir ses duymuştum. Emin olmak için bu kez kamerayı kayda aldım. Aşağıya indiğimde Neslihan uyanıktı. Yatağından çıkamamıştı ve ısrarla bana sesleniyordu. Kamerayı açtığımı görünce kapatmamı istedi. Işığı göz alıyordu. Kamerayı kapattım. Ne oldu diye sordum. Denizden garip sesler geliyordu. Nasıl yani dedim. Bayağı. Yardım çığlıkları duyuyorum. Bu köyün salakları biz gidelim diye bizi korkutmaya çalışıyor dedi. Eğer öyleyse korkma dedim gülerek. Neslihan'ın dalga geçtiği şeylerden korkması benim hoşuma gitmişti. Ama dedikleri doğruydu. Bu durumda ben de tehlike içindeydim. Bekle bir gidip bakayım dedim. Hayır, hayır gitme sakın dedi. Ama bak sen gelince sesler gitti. Belli ki 3-4 salağın oyunuydu. Açıkçası beni gitmek korkutuyordu. Ben de kabul ettim ve odaya geri çıktım. Kamerayı açıp neler çektiğime baktım. Ortada bir şey yoktu. Ama bir şey fark etmiştim. Videodan biraz önce kamera kaydı açmış ve beni 3 saniye uykumda çekmişti. Acaba Neslihan'ın sulu bir şakası mı bu diye düşündüm. Ama kapım kilitliydi. Sadece 3 saniyelik bir videoydu. Ben uyuyordum ama 3 saniyelik sürede garip bir ses vardı. Belki video çok kısa sürmüş olabilir ama o sesi hissediyordum. Çok boğuk bir ses vardı. Ve videonun son saniyesinde bir erkek çığlığı duyuruyordu. 3 saniye de olsa içi dolu bir videoydu. Silemedim. O gece zor bir uyku çekmişti. Sabah uyandığımda Neslihan'ın söylenmelerini dinliyordum. Koskoca evde bir tane aynı olmaz mı ya gibi şeyler söylüyordu. Aslında bunun nedenini ben de merak ediyordum. Aşağı inip kahvaltılık bir şeyler almaya gittim. Neslihan da sağ solu toparlıyordu. Kahvaltılık ekmek, yumurta falan alıp eve geri geldim. Şuraya bir ayna bıraktım. Beraber kullanırız dedi. Olur dedim. Büyükçe bir aynaydı. Onu o bavula nasıl sığdırmıştı merak ediyorum. Kahvaltıyı ederken telefon çaldı. Arayan Bahri abiydi. Telefonu Neslihan açtı. Birden yüzü düştü. Ne olmuş dedim. Orhan dedi. Devamını getiremeyip ağlamaya başladı. Telefonu alıp Bahri abiyle ben konuştum. Orhan'ın gece pencerenin önüne gidip abi diye seslendiğini, birden pencereden aşağı atladığını, doktorların ne yapsalardı kurtulamadıklarını söyledi. Cenazeye gelelim mi diye sordum. Çıksanız da yetişemezsiniz. Sen oradaki dosyayı hallet. Neslihan'a da sahip çık dedi. Olur deyip kapattım telefonu. Orhan'ı kaybetmiştik. Daha sonra Bahri abi bir de mesaj attı. Hepimize birer mektup bırakmış. Sizinkileri de postalıyorum. Ona adres gönderdim ve kargoyu yollamasını söyledim. Neslihan kendine değil gibiydi. Orhan'ın ölümü onu derinden sarsmıştı açıkçası. Gel dışarıda bir hava alalım deyip denize doğru yürüdük. Durmadan ağlıyordu.
Gece abisine seslenip camdan atlamış dedi. Neslihan birden başını kaldırdı. Olamaz ki dedi. Neden dedim. Orhan'ın abisi yıllar önce öldü dedi. Orhan'ın hala normal olmadığını düşünüyorum dedi. Sessizce başını salladı. Bizlere birer mektup yazdığını ve Bahri abinin bize yollayacağını söyledi. O gün hiçbir şey yapamadık. Bütün günü evin içinde oturarak geçirdik. Akşam yemeğini çay bahçesinde tost yiyerek yapalım mı diye sordu. Olur dedi. Birlikte çay bahçesine doğru gitmek için kapıya doğru yürüyordu. Ve o an kapı çaldı. Kapıda köyün kadınlarından birisi vardı. Bize yemek getirmişti. Saf, sevimli bir kadındı. Bütün köyü çekeceğiniz mahallenizdekilerle. Azıcık gelin misafirimiz olun dedi. Bir akşam geliriz teyzeciğim dedim. Geceleri dikkat edin evladım. Buralar tekin değil artık. Köyde depremden sonra kimseler kalmadı. Mezarlıklarımızda cenaze kalmadı. Hepsi gidip göç etti dedi. Neslihan gülümseyip, havalar sıcak belki serin bir yerlere gitmişlerdir ablacığım dedi. Yersiz şakaları canımı sıkmaya başlamıştı iyiden iyiye. Kadının verdiği yemeği alıp teşekkür ettim. Neslihan ile birlikte yemeği dolaba bıraktık. Tost yeme fikrinde ısrarcıydı ve köy meydanındaki çay bahçesine gidip tostları yedik. Oradan kalkıp eve doğru yürüdük. Kapıda iki tane zarf vardı. Birinde Neslihan, diğerinde Mesut yazıyordu. Bunlar Orhan'ın yazdığı mektuplar olabilirdi. Ama saat postacının gelmesi için fazla geçti. Neslihan kendi mektubunu alıp bahçeye çıktık okumaya. Ben üst katta odada okuyordum. Neslihan benden önce okumaya başlamıştı. Benim içimden gelmiyordu. Orhan'ın öldüğü fikrine kendimi alıştıramıyordum bile. Neler yazmış dedim. Çok iyi şeyler hak ettiğimi ve her şeyin gönlümce olmasını dilediğini yazmış dedi. Sana ne yazmış diye devam etti. Gece okuyacağım dedim. Şu aynayı versene bir sakal tıraş olayım dedim. Gidip aynayı aldım ve odaya çıktım. Tıraş olduktan sonra Orhan'ın mektubunu açtım. Mektupta dünyanın en ürkünç yazısını okudum. Bana bileğinin kesildiği geceyi anlattı. Belki hatırlıyor musun ama o gece seninle Kocadere Köyü hakkında bir şeyler konuştuk. Ben sana elinde bir kitap olduğunu ve kitaptaki sözlerin cinni ve şerli varlıkları nasıl etkileşime çağırdığını söyledim. Sen kitabı aldın. Bir müddet oradaki kelimeleri okudun. Okudukça sinirlendin. Okudukça garip şeyler yapmaya başladın. Daha sonra bir kağıt parçası alıp oraya Urduca 1999 yazdın ve yatağın üstüne bıraktın. Ve garip şeyler o konuşmaya başlayıp birden üstüme doğru gelmeye başladın. Çok garipti. Benden daha kalıplı ve güçlüydün. Ama seni sürekli gelip püskürtebiliyordum. En sonunda da bıçakta bir çizik atıp o ordu sözlerini söyleyerek odana gittin yazıyordu. Gözlerim dolu dolu okumuştum. Bütün bunları ben mi yapmıştım? Ama neden? Ve nasıl? Mektup devam ediyordu. Bunlar olduktan sonra bana rahat vermediler. Önce ailem, sonra sizlerin suretinde sık sık gördüm onları. Sizlere öfkeliler, rahat bırakılmak istiyorlar yazıyordu. Neslihan'a dikkat et, onu koruyup kolla diyordu. Tam o anda alt kattan Neslihan'ın çığlığını duydum. Mektubu hızlıca yatağın üstüne bırakıp aşağıya indim. Neslihan yatağındaydı ve gülüyordu. Komik olduğunu mu sanıyorsun Neslihan dedim. Gülüyordu. Mektubum yatağımın altına düştü. Eğilip alır mısın dedi. Yatağın altına eğildi. Yatağın altındaki Neslihan'dı. Kafamı yukarı kaldıramadım. O an tutulmuş gibiydim. Sadece yatağın altındaki Neslihan'a bakabiliyordum. Yatağımda bana benzeyen biri var diyerek ağlıyordum. Yatağın altındaki gerçek Neslihan'dı. Peki bizim gördüğümüz neydi? Neslihan da ben de hakikat etmiyorduk. Bildiğim bütün duaları okumaya başladım. Neslihan, Allah'ım canımı bağışla diye bağırıyordu. Ve nihayet kendimizi evden dışarıya atmıştık. Neslihan'ın çığlıkları bütün köyü inletiyordu. Köy kahvesinden 2-3 kişi gelmişti. Ne yaptınız? Kızdırdınız onları diye bağırıyorlardı. Dayıcım, biz kötü bir şey yapmadık. İşimizi yapıyoruz. Nedim Bey'den de izimiz var dedim. Köylüler laftan anlamıyor. Sürekli bağırıyorlardı. Köyden gelen 1-2 kadın Neslihan'ı evlerine alıp ilgilendi. Benim aklım ise mektuptan geri kalanı gelmişti. O an aklıma ne korku ne de başka bir şey geldi. Aniden eve girip üst kata çıktım. Orhan'ın mektubuna baktım. Kül olmuştu. Mektubun içinde her ne yazıyorsa cinniler okumamını istiyordu. Sanki beni aşağıya çekmek için Neslihan'ın suretine girdiler. Ve beni aşağı inince mektubu yattılar gibiydi. Kamera kayıtlarına baktım. Hiçbir şey yoktu. Aniden evden çıktım. Geceyi orada geçirmek istemiyordum. Neslihan'ın yanına gittim. Ben burada kalamam. Sen de kalma. Yarın sabah dönelim Mesut dedi. Olmaz. Peşimizi bırakmayacaklar dedi. Kimler Mesut kimler diye bağırdı. Köylü kadınlardan birisi cinler dedi. Ne yapacağız dedim. O sırada köyden Nedim Bey geldi. Biz size bir araba tahsis ettik. Terminini aradık. İstanbul için bir kişilik yer varmış. Neslihan Hanım'la bu gece yolcu olsun. Siz de yarın dönersiniz Mesut Bey dedi.
Olur tabii ki dedim. Ama dönme gibi bir niyetim yoktu. Ne olup ne bittiğini öğrenmeliydim. Neslihan'la vedalaştık. Hala daha kendinde değildi. Gördüğümüz şey her neyse belki peşimizi bırakmayacaktı. Ama Neslihan daha fazla burada kalamazdı. Onunla terminale kadar ben de gittim. Otobüse bindiğini gördükten sonra içim rahat etti. Köye geri döndük. Tam olarak ne gördünüz diye sordu Nedim Bey. Hiçbir şey dedim. Konuşmak istemiyordum. Köye gelmiştim. Nedim Bey arabayı kendi evinin önüne doğru sürerken müsaadenizle ben geceyi burada aynı evde geçirmek istiyorum dedi. Aman Mesut Bey, belli ki bir şeyler olmuş. Kendinize neden böyle bir şey yapasınız dedi. Olsun dedim. Arabadan indim ve evin içine girdim. Evin içinde Neslihan'ın eşyaları hala duruyordu. Yatağa bakamadım. Belki o şey her neyse hala orada olabilirdi. Direkt üst kata çıktım. Mektubun küllerini yataktan topladım. Mektup yataktaydı ama yatakta en ufak bir yanık izi yoktu. Mektup sanki kendi kendine yanıp sağa sola zarar vermemişti. Orhan'ın ölümü ve üstüne bu olanları beni derinden etkilemişti. Onları rahat bırakmanızı istiyorlar. Satırı sürekli aklımdaydı ve farkında olmadan söylediğim Urduca sözleri merak ediyordum. Bunları düşünürken günün yorgunluğu ile uyuyakalmıştım. Gece saat 3-4 gibi pencere tıklatması duyuyordum. Birisi pencerenin camına vuruyordu sanki. Ama ben üst kattaydım. Yataktan kalktım. Pencerede kimse yoktu. Pencerenin camları da önceki geceden kırılmıştı zaten. O sırada fark ettim. O tıklatma sesi pencereden değil, odadaki aynadan geliyordu. Sırtımı çevirip aynaya baktım. Aynadaki de bendim. Ama bembeyazdım. Yüzüm gözüm morluklar içindeydi. Bana gel işareti yapıyordu. Ardınlarla aynaya doğru yürümeye başladım. Ben adım attıkça o aynadaki şey gülümsüyordu. Ben ona yaklaştıkça o kahkahalar atmaya başlıyordu. Aynayla aramda 2-3 adımlık mesafe varken büyük bir kırık sesi duyuldu ve ayna tuz buz olmuştu. Patlamıştı. Aynadan fırlayan cam parçaları sağ kolumda kesikler yapmıştı. Ayna küçük bir aynaydı ama kolumda büyük bir kesik yapmıştı. Oluk oluk kan akıyordu. Tuvalete gidip kolumu yıkamak için musluğu açtım. Tuvaletin kapısı kendiliğinden ağır ağır kapanmıştı. Tuvaletin içinde gölgeler hissediyordum. Sanki birisi beni izliyor. Arkamdan geçip kahkahalar atıyor gibiydi. Sanki benimle alay ediyor gibiydiler. Zamanında röportaja gittiğimiz bir din profesörü bana gece vakti tuvalete aniden girersen cinlerin tuvalete pisliklerle beslenmelerini bölersin. Yedi cihanda yakın rahat bırakmazlar sözü aklıma geldi. Tuvaletten aniden çıkmaya çalıştım. Sanki kafamın arkasında birisi vardı ve kapıyı açmama engelliyor gibi hissediyordum. Binbir zorlukla kapıyı açıp en alt katı bahçeye indim. Bu evde herhalde 3 gün daha kalsam kafayı yiyip intihar edebilirdim. Ortalık biraz daha sakinleşmişti. Günün doğmasına az bir zaman vardı. Kameramı alıp sahile gittim. Bugüne kadar çektiğim şeyleri inceleyecektim. Evden kamerayı alıp çıkarken biraz kulak kabarttım. Oda kapıları kendiliğinden açılıp kapanıyor. Evin içinde onlarca şerli varlığın gölgesi cirit atıyor. Kayalıklardan birine oturup kamera kayıtlarını izlemeye başladım. Çok fazla sıra dışı olaylar göremedim. Ama o 3 saniyelik videomdaki çığlık sesi atan erkeğin kim olduğunu bulmuştum. Bu Orhan'ın sesiydi. Bu çok net bir şekilde Orhan'ın sesiydi. Videodaki saate baktım. Gece 3'ü 5 geçiyordu. Orhan'ın bu mektupları yazdıktan sonra intihar ettiği iddia ediliyor. Ve Orhan'ın en büyük huylarından birisi mektuplara tarihinin yanına saati yazardı. Bu mektubu yazmaya saat 3'e 10 kala başlamıştı. Yazma süresini de hesaba katarsak saatler ve tarih tutuyordu. Bundan sonra kayıtları daha dikkatli izlemeye başladım. Neslihan'ın denizden sesler duyduğu geceki kayıtı açtım. Yemek getiren kadın, ben merdivenlerden inerken farkında olmadan 2-3 saniyeliğine onu da çekmiştim ve eve doğru bir şeyler okuyup üflüyordum. Elinde et parçaları vardı. Bütün bunları dikkatle izlemeye başladım. Her şey yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Kamera kayıtlarını izledikten sonra tekrar evin içine girdim. Bu evin sıra dışı bir havası vardı. Etrafını iyice inceledikten sonra köy kahvesindeki 3-4 tane adamın kayıtı izlettim. Kadının olduğu yeri durdurup bu köyde böyle bir kadın var mı diye sordum. Aldığın cevap beni şaşırtmadı. Bu kadını ilk kez gördüklerini söylediler. Bize verdiği yemeğin bir kısmını yemiş, bir kısmını dolapta saklamaya almıştık. Yemeğin geri kalan kısmını alıp bir tepsiye döktüm. Yemeği verdiği tencerenin dibinde ne anlamı geldiğini anlamadığım bir yazı vardı. Sonradan öğrendim ki bu yazı Urduca diliydi. Urduca dili, Persi cinlerinin kullandığı dildi. Bunu da sonradan öğrenmiştik. Verdiği yemek yaprak sarmaydı. Dolmaları teker teker açtım. Pirinçlerin içinden tırnak ve kıl parçalarının çıktığını gördüm. Bu yemekte çok sayıda büyüsel materyal olduğu apaçık belliydi. Yemeği ve bu evdeki bütün eşyalarımı toplayıp evden çıktım. Köy meydanındaki minibüsçü çocuğa arabasını acilen çalıştırması gerektiğini söyledim.
Yolculuk anında telefonum çaldı. Arayan Bahri abiydi. Neslihan'ı nereye yolladın sen dedi. İstanbul'a dönüyor dedim. Sen ne yaptın Mesut? O kız sana emanetti. Ve sen onu tek başına İstanbul'a mı yolladın? Neslihan'ın Çınarcık Tepesi'nden uçurumdan kendini aşağı attığı söyleniyor. Otobüsteki insanlar buna şahit olmuş ve atlarken senin adını bağırmış dedi. Nasıl oluyor böyle bir şey abi? Benimle dalga mı geçiyorsunuz dedim. Ciddiydi. Jandarma seni bulmadan merkeze gel ve bu durumu konuşalım. Yalova'dan rastgele bir taksi çevir. Ne yap ne et buraya gel. Bu işler yoksa bizim üstümüze kalacak dedi. Telefonum durmak bilmiyordu. Sürekli birileri arıyordu. Mesaj atanlar da vardı. Neslihan ile ilgili. Açıp bakmaya korkuyordum. Onun da ölümünü kaldıracak ne kafam ne de direncim kalmıştı. Bir şekilde İstanbul'a geldim. Boğaz Köprüsü'nün ayaklarının altında tenha bir köşede oturdum. Gazetenin arabasıyla Bahri abi geldi. Birbirimize sarıldık. O köye gitmemeniz gerekti. Size söylemiştim dedi. Anlat ne olup ne bittiğini Bahri abi dedim. Orhan'ın başına gelenlerin onlarla alakalı olduğunu biliyordum. Onların ne olduğunu biliyorsun. Çınarcık'ta bu olaylar sürekli yaşanıyor. O köyün sadece çok az bir kısmı Ademoğullarına ait. Geri kalanlar o şerlilerin dedi. Ben bunlara o kabazlık derdim dedim. Ulan o köy cinli, o köy şerli. Oradaki insanların yarısı depremden, yarısı onlardan dolayı öldü desem araştırmayı bırakacak mıydın dedi. Bırakmazlar diye devam etti. Ben onu dinlemeye devam ediyordum. Ne yapacağım? Orhan ve Neslihan olayları üstüme kalacak gibi duruyor dedim. Neslihan'ın olayı net bir şekilde intihar. Buradan sana suç atamazlar. Ama hem Orhan'ın hem Neslihan'ın ölümünden orada olman seni hedef haline getirecektir dedi. Peki neden intihar ettiler ki diye sordum. Bunu onlar istedi dedi. Uzunca zaman birine hasret kaldın mı? Annene, babana, ağabeyine ya da aşka. Eğer cinler birini özlediğini ve sevdiğini biliyorlarsa onun suretinde o sana gözüküp seni çağırırlar. Bazen seni, bazen canını alırlar. Bir uçurumun tepesinden bakarlar sürekli sana dedi. Neslihan'ın sana karşı hisleri vardı. Atlamadan önce belli ki ona senin suretinde gözükler Mesut. Orhan abisine çok düşkündü o da. Atlamadan önce abisinin adını söylemişti dedi. Duyduklarıma şaşırmaktan kendimi alıkoyamıyordum. Ama o an aklıma bir şey geldi. Yalova'daki ikinci gün, tepedeki o kadın, annemi yıllar önce kaybetmişti. Onu hatırlayamıyordum. Ama o kadın, o kadın eve yemek getiren kadındı. O kadın tepedeki kadındı. Tepsinin dibinde yazan yazının fotoğrafını çekmiştim. Bahri abiye gösterdim. Burada ne yazıyor abi dedim. Bu dil Urduca dili. Burada seni çok özledim oğlum yazıyor dedi. Ne demek şimdi bu dedim. Bilmiyorum. Tek bildiğim şey artık dikkatli olman dedi. Cebinden bir miktar para çıkardı. Bu parayla bir süre geçinebileceğimi, bana yardım etmeye devam edeceğimi söyledi. Polislerin beni soruşturmaya dahil etmesi durumunda gazetenin avukatının durumu inceleyeceğini söyledi. Söylediklerini kabul edip evime doğru yürüdüm. Anahtarı kapı deliğine sokup çevirdim. Banyoya gidip elimi yüzümü iyice yıkayıp bir duş aldım. Çok yorgundum. Çok bıkmıştım. Banyodan çıkıp salona doğru geçtim. O an fark ettim. Evin lambası ben geldiğimde de açıktı. O anda açıktı. Lambayı kapatıp salona gittim. Arkamı döndüğümde lamba yine açıktı. Mutfaktan bir kadının sesi geldi. Hoş geldin oğlum. Karnını aç mı? Mutfağa doğru yürümeye başladım. Yürüdükçe midemin bulandığını ve başımın döndüğünü hatırlıyorum. Karşımdaydı. Annem gibiydi. Belki de oydu. O gün o uçurumdaki, o eve yemek getiren kadındı o. Bana oğlum diyordu. Boyu bir erkek boyu gibi uzundu. Saçları onu ilk gördüğümde kahverengi boyalıydı. Ama o gün simsiyahtı. Beni yanına çağırıyordu. Aslında korkunç gözüküyordu ama ona sarılmak tek isteğimdi. Mutfaktan içeriye girdim. Ed el hak diye bağırdı. Kulaklarımı sağır eden bir sesti. Çığlık atarak karşımda gülüyordu. Evin lambaları patlıyor, pencereler aşağı dökülüyordu. Hatırladığım son şey buydu. Uyandığımda hastanedeydim. Doktorlar gece balkondan aşağı atladığımı söylüyordu. Tıpkı Orhan gibi, tıpkı Neslihan gibi, tıpkı Nedim Bey'in ailesi gibi. Tıpkı o gün Çınarcık'ta canını kaybeden onlarca insanın anlamsız uçurum tepelerinden aşağıya atlaması gibi. Şu an belli aralıklarla onları görebiliyorum. Bazen aynada bana bakıyorlar. Bazen pencereme tıklatıp gülüşüyorlar. Gecenin bir vakti birisi size adınız ile seslenirse kulak vermeyin. Muhtemelen o onlardandı. Hayatıma belden aşağı tutmayan bir beden ve sürekli hafıza kayıpları yaşayabilen bir beyin ile devam ediyorum. Geldiklerinde de beni öldürmeleri için yalvarıyorum onlara.